Ubits Modern ve Çağdaş Sanat Merkezi'ndeyiz. Etkin Keenholz ve Nancy Redding Keenholz'un bir eserinin önünde duruyoruz. Onlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Idaho eyaletinin Hop şehrinde ve Almanya'da Berlin'de stüdyolarını paylaşmış bir sanatçı ekibi. Bu olağanüstü esere bakıyoruz. Aslında bu tam bir heykel sayılmaz değil mi? Ayrıca sanki bir şeyler duyuyor gibiyiz. İçinde radyo çalıyor yanan bir masa lambası, eriyen bir kase dondurma, üzerinde çok uzun bir süre oturmuş birinin izini hala taşıyan son derece dağınık sandalyelerden biri ve bir çift eski ayakkabı da var. Bu bir asamblaj. Yani sanatçıların tekrar bir araya getirdikleri günlük hayatın parçalarından doğan bir sanat. Ha bu arada günlük hayat demişken burada gördüğümüz şeye yakından bir bakalım. Çünkü burada çürüyen bir otel odası var. Sanki gerçekten de oradaymışız gibi. Eserin adı Beş Numaralı Yararlı Sanat, Western yani Batı Oteli. Bu Amerikanaya, Devlet Karayoluna, Ed Keenholz ve Nancy'nin siyah merceklerinden baktığımız bir skeç gibi aslında. Hani Amerika'yı dolduran o küçük modeller. Bir tren gibi birbirine bir garajla bağlanmış o küçük üniteler. Biz de o ofisteyiz işte. Penceredeki vızıltılı kırmızı boş yer var yazısı. Büyük ihtimalle bunu duyabiliyorsunuz ve camda desteksiz bir duvar üzerinde. Bir tasvire bakıyormuş hissini bozan diğer bir nokta ise bunun çalışmasını sağlayan o kablo. Onun bir şeyin üzerinde olduğunu görüyoruz. Kinholtzlar tuğla ve muşamba döşeyerek iki platform yapmış ve bunların kaldırılıp taşınabilmeleri için de alüminyum kulpları var. Tıpkı Amerikan kültürü gibi. Taşınabilir. <laughs> Tüm o tuhaf kavramlar gibi seyyar. Hem bir motel hem de yolu, otobanı fazla konaklamayan insanların geçici kültürlerini anımsatıyor. Ama yine de biri var ki orada tüm hayatı boyunca kalmış. Benim için duygusal olan, bana anlamlı ve dokunaklı gelen şey şu ihtiyar terlikleri. Yarı dolu Jim Beam viskisi, birkaç Sol Giro Fortune dergisi, batı masalları ve pipolar. Bu bir adam, belki de hayatının son günlerini kimsenin kullanmadığı bir yolda küçük bir model işleterek geçiren bir emektar. Yani başka bir dünyaya giriyoruz. Başka bir mekana. Kimholz bizde tam bir ortam, bir atmosfer hissi uyandırıyor. Ama tabii yere bakınca, çevreme bakınca bir galeride olduğumuzu hatırlıyorum. Bu örgü sandalye, ip ve gazete parçalarını tekrar bir kontekste yerleştirilmiş nesneler aracılığıyla zihinde kişisel duygular uyandıran sürrealistlerle İçi kürk kaplı kupayı Amerikan sanatında Joseph Cornell ve pop sanatçıların skeçleriyle birbirine bağlamış ilk kübist resimlerdeki 20. yüzyıl sanatının tablo ve asamblajındaki gelenektir. Burada bu nesnenin tam kıyısında durmuşken düşünüyorum da tam olarak nerede başlıyor ve nerede bitiyor ki? alanının dışında ya da içinde olduğumuzu nasıl anlıyoruz? Yani kolumu atsam içinde gibiyim, ama bu alanın farklı bir zemini var. Ve bu zemininde kesin sınırları var. Evet, psikolojik bir sınırı var ama aynı zamanda bu sınır görülebiliyor da. Çünkü bez ve kilimden saate kadar her ögeyi tanıyoruz. Bu bizim dünyamız, ama yine de biz gözlemciyiz. <laughs> Belki de asla tecrübe edemeyeceğimiz şeyler görüyoruz. Ama yine de bu yeri gayet iyi tanıyoruz. Yine de bu yeri çok iyi biliyoruz ve buradaki eşyaları da. Yani bu döküntüler kendi hayatımızın bir parçası. Sandalye, terlikler, dondurma kasesi, bir parça kir, bence keinhols bize hayatın nerede başlayıp nerede bittiğini ve bu ikisi arasındaki çizgiyi görüp göremediğimizi düşündürtüyor ne dersiniz